Şimdi olayın bu tarafına biraz bakmak istiyorum ben. Biz ne durumda şimdi? Bölge ne durumda? Bu sakinleyecek bir süreç midir size göre? Yani açıkçası Zeliha Hanım çok sakinleyecek bir tablo göremiyorum. Gittikçe gelişme, yani savaşın yayılması, bölgesel hale dönüşme riski var. Ya bu potansiyeli aslında hatırlarsak baştan beri hep konuşuyoruz. Bölgesel çatışma riskinin olduğunu, taşıdığını. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yığınaklamış, yani yığınak yapmasını da dikkate almamız gerekiyor. Çünkü tabii donanmasıyla ağırlıklı olarak işte Doğu Akdeniz'de Körfez bölgesinde varlık göstermeye devam ediyor, takviye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de, hatta Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun da bu çatışmanın yayılma riskini, altını hep çiziyorlar. En başta biz de çizdik bunu, biliyorsunuz. Yani daha 7 Ekim'de bunu ortaya koymuştuk. Çünkü dünyanın yeni küreselleşmeye doğru giden yeni dünya düzeni ve buradaki rekabet ortamı, jeopolitik kartların açılması, işte Çin faktörü, Rusya-Ukrayna savaşı gibi şu anda yaşadığımız Amerika Birleşik Devletleri, Çin rekabeti, işte Asya Pasifik'e odaklanması gibi tüm faktörlere baktığımızda bir mücadelenin, keskin mücadelenin bu yüzyılda olabileceğini öngörüyoruz zaten. Tabii bu mücadele Orta Doğu'da bu konjonktürde başladığı şu evrede çok merkezli, çok kutuplu dünyaya giderken kartlarını herkesin açacağı, ittifaklaşma gruplarının netleştiği, rekabet ortamının, enerji yollarının, ulaştırma yollarının mücadelesinin olduğu bir ortamda bu çatışmanın büyük bir çatışmaya evrilebileceğini bize ön sezisini, emarelerini veriyor. O nedenle bunu söylüyoruz. Belki 10 yıl önce bu çatışma, yani işte 2006'da da oldu, daha önce de oldu. O zaman bir bölgesel çatışmaya evriliyor mu diye sorsaydınız hayır derdik. Ama bugün farklı diyebiliyoruz. İşte bu çizdiğim parametreler var. Bize bu emareler bunu ifade ediyor, anlatıyor. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani yayılıyor mu? Tabii yayılacak mı konuşuyoruz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel büyük bir çatışmaya hazırlandığını görüyorum Öyle mi? açıkçası. Yani bu Evet. hani ek güç, yedek güçler oraya işte 9 artı asker göndermesi ya da bilemiyorum açıklamalar bunu mu anlatıyor? Ama eğer öyle bir şey söz konusu olursa Rusya'nın uyarısı var orada. Ben buradayım diyor. İran diyor ki aynısını Şimdi söylüyor. tabii. Yani hani Zaten Amerika bir de bunu neden niyeti ne olma ne niyeti ne olacak? Yani tamam İsrail tamam Yahudi lobisi çok yoğun orada anlıyoruz. Ya da işte İsrail'in baştan beri istediği topraklar zaten Gazze ile o Batı Şeria'daki toprak onu da anlıyoruz. Genişlemeci politikalar anlıyoruz derken görüyoruz. Genişliyorlar orada ama şimdi Amerika'nın burada çıkarı ne? Çin'i oradan uzaklaştırmak, bölgeyi böylece kontrol altına almak bu mu? Ama orada iki tane farklı güç var, Rusya ve İran. şimdi Amerika Birleşik Devletleri çatışmadan çatıştırır. Bir özelliği de bu. Vekil güçler üzerinden. Orta Doğu'da vekil güç bulmak, vekaletler savaşı yaratmak çok kolay bir ortamı var Orta Doğu'nun. Şimdi tabii Orta Doğu'da 55 bin civarında da halen konuşlu askeri de var. Üsleri var. Donanmasını takviye ediyor. Ama şöyle beklemeyelim yani. Irak Körfez Harbi'nde olduğu gibi binlerce, yüz binlerce askerini getirip buraya yığacak. Dolayısıyla bir çatışma ortamı olacak. Bunu unutalım. Yani o zaman öyleydi. Bugün farklı olacak. Bu nedenle belki yanılıyor. Bazı analist değerlendirmecilerimiz belki bunun üzerinde belki farklı görüşleri o nedenle ortaya çıkıyor. İşte Amerika 3 tane uçak gemisi getirdi. 5 tane Körfez'de tertipledi. Bu mu Amerika'nın savaşı? Bu değil tabii. Yani Amerika'nın savaşı Ukrayna'da da öyle. Amerika Ukrayna'yı olanca hızıyla, silah gücüyle destekliyor. Rusya'nın karşısında savaşan Amerika bir NATO var. Oluştu. Ama Amerika ortada yok. Şimdi dolayısıyla biraz farklı değerlendirmemiz gerekiyor günümüz koşullarında. Evet. Siz altını çizdiniz Zeliha Hanım. Rusya'nın bölgedeki varlığı işte Suriye üzerinde de olsa
Çin'in bölgede var olma isteği veya varlığı, tabii finans gücüyle var, işte bazı siyasi diyalog yoluyla var. Buradaki varlığı zaten bu çatışmayı körükleyen sebepler bunlar zaten. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri tek başına hegemonik bir şekilde Orta Doğu'daki söz sahibi olan ABD'ye karşı bir jeopolitik rekabet ortamına girmiş iki aktör daha var. Evet. İran'ı da onlara eklemleyerek üç diyelim hadi, ama esas Rusya ve Çin faktörü var. Bir de Rusya Şimdi Devlet Başkanı'nın açıklaması da var. Diyor ki küresel güç olarak zayıfladı Amerika diyor. karşısında az evvel çizdiğim gibi Orta Doğu'da daha önceden tek başınıza at koşturduğunuz bir alanda başkaları da at koşturmaya başladığı zaman Evet. herhalde küresel gücünüzün zayıfladığını işaret Bu anlamına arada geliyor. biraz